Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Evet, Medeniyet Okulları çerçevesinde her cumartesi günü saat 13'te Camlı Köşk'te gençlik söyleşileri oluyor. Yoğun bir katılımla bir program gerçekleştirdik. Mazlum Der Konya Şube Başkanımız abimizle birlikteyiz. Nasılsınız Erş abi? İyisiniz inşallah. Hamdolsun elhamdülillah. Siz Allah iyilik sağlık inşallah. Versin. Yoğun bir gündem var. İnsan hakları ve İslamofobi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Birkaç noktaları değinebilir miyiz tekrar? Yani şöyle söyleyeyim, öncelikle bu programı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'ne, Medeniyet Okulu çalışan arkadaşlara, organize eden arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü mazlumlar olarak bu kitleyle buluşmamıza vesile oldular. Bu konunun açıklanmasına, karşılıklı konuşulmasına vesile oldular. Teşekkür ediyorum. Şimdi İslamofobi meselesi tabii yeni bir mesele değil. Belki 14 asırdır Muhammed Aleyhisselam'la birlikte Batı'yı temsil eden o zamanki Bizans anlayışının Hristiyan ve Musevi dünyasının ortaya koyduğu bir mesele. İslamofobi tüm tarih boyunca kurumsal olarak bir kurumsal fobi olarak işlerine gelmiş. Yani bunun Medine'de o günkü Bizans'ta yürüten, organize eden isimleri, ekipleri, organizasyonları vardı. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle bir kitlesel yöne doğru İslamofobi yöneliş geliştirmeye başladı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Avrupa Birliği coğrafyası içerisindeki 600 milyonluk Hristiyan dünyasının tamamının aynı konuda yeknesak bir düşünce içerisinde olduğu iddiasında değiliz. Yani onlarla doğru temaslar kurabilirsek İslamofobi meselesini kurumsal olarak oluşturmaya çalışanlara karşı bir duruş geliştirebiliriz. Ve bu duruşu bizim Doğu dünyasından, İslam dünyasından kendimizin geliştirmesinin Batı'da bir karşılığı yoksa bir anlamı da yok. O yüzden bizim de bu konuda bir takım çalışmalar içerisine girip bu yanlış anlaşılmayı izale edecek, İslam'ın öz kodlarına dönmemizi sağlayacak Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'si ya da Selahaddin'in Kudüs'üne dönmemizi sağlayacak bir arayış, bir anlayış geliştirme çabası ve gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ben o yüzden Medeniyet Okulu kapsamındaki bu oturumun yani konusu itibariyle kıymetli bir oturum olduğuna inanıyorum. Evet, Paris saldırının önce bir Avrupa geziniz oldu, sohbetinizi işlediniz ve Paris saldırısından sonra farklı bir duruma dönüştü. Biraz daha güncel olarak da değindiğiniz konulara. Ben şöyle söyleyeyim, yani evet, yani Paris saldırısı sonuçları itibariyle fotoğraf ortada. Yani Paris saldırısına sebep olan karikatür krizinin Danimarka tarafından da geçmişte bir takım örnekleri olmuş idi. O dönemde de Müslümanların infial boyutuna ulaşmış tepkileri oldu ve bunların hepsi haklı tepkilerdi. Yani Charlie Hebdo dergisinin internet kaynaklarını incelediğimiz zaman elle tutulur tek çizimi yok, bu doğru. Yani sürekli Müslümanlar üzerinden müstehcen ve din esaslı aşağılayıcı çizimler yapa gelmiş, bu doğru. Ama Charlie Hebdo'nun cezalandırılma yöntemi tartışılmalı. Yani bu cezalandırmanın ya da Charlie Hebdo'ya karşı duruşun bir sivil inisiyatif şeklinde, yüz binlerin, milyonların dile getirdiği bir sivil inisiyatif şeklinde tezahür etmesi bugünkü verdiği sonuçları vermeyecekti. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Charlie Hebdo saldırısını yapan iki kişi kendi içerisinde hakikaten orijinalden bir eylem planlamış olabilirler. Ama bu iki kişi 2 milyara yaklaşmış İslam alemini temsil etmiyor. Charlie Hebdo üzerinden Müslümanlarla Hristiyan dünyanın arasını açmaya çalışan, kurumsal fobi oluşturan Alman, İngiliz, İsrail ve Amerikan devletleri de Hristiyan dünyasını birebir temsil etmiyor. Bizim o kitlelerle Charlie Hebdo'yu aradan çıkartan bir buluşma sağlamamız gerekiyor. Çünkü hani bu programın adı kapsamında da söyleyeceğim. Medeniyet okulu dediğimiz zaman bizim bir medeniyet geçmişimiz var ve bu medeniyet geçmişi içerisinde kendi inançları tarafından ötekileştirilen insanların bize sığınmışlığı var. Bununla ilgili tarihte sayısız referansımız var. Şu anda bizden kaçıyorlarsa bizim bu medeniyet perspektifinden uzaklaştığımızı, farklı kodlara doğru yöneldiğimizi gösterir ki bu alarm seviyesinde ciddiye alınması gereken bir durumdur. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik söyleşileriyle alakalı bu haftaki konu Mazlumlar Konya Şube Başkanı Derviş Arun Bey'di. Sağ olsunlar, faydalı bir sohbet oldu. Biz de vakit buldukça belediyenin söyleşilerine katılıyoruz, faydalanıyoruz. Programı gerçekleştiren Derviş Bey'e de, organize eden belediyeye de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim, bir tanıyabilir miyiz sizleri? Benim ismim Mustafa, memurum. Bu konuyu ilgimi çektiği için geldim. Çok güzel bir çalışma olmuş ve değerli hocamız da hakikaten çok güzel konulara değindi.
Yani Avrupa'daki İslam'ın belki yükselişi, Müslümanların Müslümanlar olan ilginin artması nedeniyle belki bu İslamofobi daha çok güçlendirilmeye çalışıyor. Evet. Değerli abimiz de gerçekten bu konuları çok güzel değerlendirdi. Teşekkür ediyorum bu konuda konuşmayı düzenleyenlere, program düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Kapanışı da beraber yapalım o zaman sevgili seyircilerimiz. Tekrar edelim. Medeniyet Okulu'nda Canlı Köşk Gençlik Söyleşileri her cumartesi günü saat 13'te. Sizleri de bekliyoruz. Bugün yoğun bir katılım oldu. Bu da son derece güzeldi her zamanki gibi. Yarın yine aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalınız.